Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu videoda yeni geçiş yaptığımız Belediye Binası 12 hesabımızda ganimet kasmaya çalışacağız, yükseltmeler yapacağız. 2 tane işçimiz boşta, laboratuvarımız boşta. 6 milyon iksirimiz, 4 milyon altınımız mevcut. Klan kalemde de yıldız bonusundan, 4x yıldız bonusundan gelen ganimetle birlikte şöyle bir bakalım. Bayağı güzel miktarda ganimetlere ulaştığımızı söyleyebilirim. Sezon mücadelelerinde de 500 bin altınımız ve 1 milyon daha altınımız varmış. Çok güzel. 8.7 milyon altın neredeyse 9 milyon iksir. Şimdi arkadaşlar iksirle ne yapabiliriz? Altınla ne yapabiliriz? Depolar duruyor. Depolarımız öncelik. Ordu kampları duruyor. Ordu kamplarımız öncelik. Hatta var ya elimde hali hazırda iksirim varken ben ordu kamplarına ufak ufak başlamak istiyorum ya. Yeni gelen binaları alıp diktik. Henüz doğru düzgün bir düzen de oluşturmadık ama acelesi yok. Şimdilik saldırı ayağını bir ortadan kaldıralım. Ordu kampları, işte hirolara birazcık seviye verelim. Laboratuvarda kullanacağımız askerleri yükseltelim. Ondan sonra savunmaya yönelik stratejileri izlemeye başlayacağız. 9 milyon iksir istiyormuş. Gerçekten mi? Ordu kampını basamıyorum. Tamam. İşçilerden birisiyle ordu kampını basalım. 9 milyon iksir karşılığında altınla da belediye binasını yükseltmeyi alabilirim. Yani savunma namına altınla yapabileceğim bir şey yok. O yüzden binayı 3. seviyeye yükseltmek mantıklı olacak gibime geldi. Hatta direkt yapıştırdım gitti arkadaşım. Şimdi laboratuvar boşta İksirle ordu kampı basacağımıza göre kara iksirle değerlendirme yapmamız lazım. Laboratuvarda ne basabilirim? En ucuz kara iksir ne istiyor? 125.000'i görüyorum. İskelet büyüsü için. Daha ucuz bir şey var mı? Yok. 125.000 kara iksir. 45.000 kara iksiri bu videoda kasabileceğimizi hiç düşünmüyorum ama bir deneyelim bakalım. Belki bakarsın böyle 10.000 bin, 10.000 bin kara iksirler gelir 3-4 tane saldırı yapar işin içinden çıkarız. Bu arada ordu kampları seviye almadığı için 20 kapasite asker eksik oynayacağız arkadaşlar. Hero'larımızın seviyesi de ortada zor şartlar altında hibrit saldırıları yapmaya çalışacağım. Bir tane eğitim iksiri kullanalım saldırılarımıza başlayalım istiyorum. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Güzel bir köy bulayım hemen geliyor. Pekala efendim muhteşem bir köy çıktı karşımıza. Hem altına hem iksire hem de kara iksire ihtiyacımız aşikar. Neredeyse 1 milyon altın iksir 8 bin civarında da kara iksir var. Yıldız bonusuyla beraber bir miktar daha kazanacağımıza inanıyorum. Buraya saldıracağım. Şimdi köy zayıf arkadaşlar. Düzeni de berbat. Rahatlıkla işleyeceğimizi düşünüyorum ama yine de tedbiri elden bırakmayalım. Lan kalesinin dolu olma ihtimali söz konusu değil. Üzerinde amblemi yok çünkü. Tamam. O zaman şuradan kraliçeyi bırakalım. Bir tane bebek ejderle kraliçeyi üst tarafa doğru zorlamaya çalışacağız. Şimdi bekleyelim bakalım. Bu arada köy ölü değil. Her ne kadar savunmaları düşük de olsa ölü bir köy olduğunu söyleyemeyeceğim. Şuradan bir tane mayın eşeği atalım. Ve peşinden de şifacıları görmez herhalde. ha hava savunması muhtemelen görmeyecektir. Şöyle şu noktada ilk duvar kırıcıyı kullanacağım. Neden burada kul? Aa çok uzağa gitti ya. Cehennem kulesine yakın taraftan girsin diye oradan bıraktım ama e, çok uzakta kaldı arkadaşlar. Tamam toplarız. Şu tekli cehennem kulesini bir donduralım. Hava savunmasına iki tane balon atıyorum. Gerekirse bir tane de dondurma kullanacağım. Gerek kalmadı. Gayet güzel. Kraliçe bir tane daha öfke. İkinci süper duvar kırıcı başarılı. Dondurmaya da gerek kalmadı. Tamam. Kraliçenin Yolunu açmış olduk içeriye doğru girecektir. Hatta belediye binasını alacaktır. Uçan kışlamı kullanmama gerek bile yok ama öfkeyi kullandık madem onu da kullanalım. haken hava savunmasına bir dondurma atacağım. Buradan başlayabiliriz. Kral uçan kışla hemen ardından madencilerimi sahaya sürüyorum. Yani kralı direkt teklinin önüne attık. Üstüne bir de gizli Tesla çıktı o yüzden özelliğini erkenden kullanmak zorunda kaldım. Sağlık olsun. Kraliçenin özelliğini kaybetmişiz kaşla göz arasında. <laughs> evet güzel gözüküyor. Güzel. Üçleriz burayı. Şöyle girişte bir iyileştirme büyüsü neden olmasın. Koruyucunun özelliğini bekletiyorum. Kraliçeyi bir öfke atacağım. Ee, canı azalmaya başladı ölmesin. Hayatta kalırsa çok rahat olacak işimiz. Koruyucunun özelliğini de basıyorum. Arka tarafta da son iyileştirmeyi kullanır. Çatır çutur üçleriz biz. Ay. Klan kalemden de 11. seviye biniciler geldi. 11'di değil mi? Hafızam beni yanıtmıyorsa 11'di. Son iyileştirme büyüsünü de atıyorum. Büyücüyü şöyle şuradan bırakalım. İnsi goblinleri de yapıştır. Mide bulandırsınlar. Dev bombaya hakkın rahmetinde kavuştular. Güzel. İksir depomuzu tıka basa doldurduk. Birkaç tane daha saldırı yapmak istediğim için iksirle duvar basacağım. Sonra yeni saldırıya geçeceğim arkadaşlar. Öteki türlü kastığımız iksirler hep boşa gitmiş olacak. Şöyle eve bir dönelim. Çok güzel bir ganimet gerçekten. İfler yerinde. Şimdi Ha, yalnız şöyle bir sıkıntı var ki hemşerim <laughs> ben e, sarı duvarlardan vardır diye düşünmüştüm o yüzden duvar basarız dedim ama şimdi 3 milyon iksiri buraya yapıştırırsak ne olur ne olur ben size söyleyeyim kasamayız bu videoda o zaman ne yapalım şöyle bir şey yapalım altınla bir tane duvar basalım arkadaşlar Evet, altınla bir tane duvar basalım e, zaten 9 milyon iksir ordu kampı istiyor herhangi bir yükseltme yapamayacağız bundan sonra. Full ganimet kasma üzerine olacak. Sıkıntı değil. Klan kalesini dolduralım. Orada ayaklansın. Güzel bir köy bulup hemen geliyor. Hemşerim. Hiç kimse beni ayıplamasın. Hiç kimse beni eleştirmesin. Ben buraya saldıracağım arkadaş. Bıktım usandım video çekerken. Karşıma çıkan ölü köyleri es geçmekten. Al sana tam kafiye. Ya da bir buçuk falan öyle bir şey işte. Abi ölüm ölü on numara ganimet var. Ben buraya saldıracağım. Klan kalesini kesinlikle kullanmamıza gerek yok. Ee, şöyle yapalım şuradan bir tane bebek ejder atalım Lan kalesini kullanmayalım ki hemen bir sonraki saldırıya hızlı bir şekilde geçebilelim değil mi? Evet Ordu kampı indikten sonra şuradan kraliçeyle içeriye bir giriş yaparız ee, Amacım hava savunmasına şifacıları yem etmemek olacak O yüzden şöyle şu açıdan bırakırsam bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum açıkçası Her türlü içeriye girer diye ümit ediyorum Hatta şuradan da bir tane duvar kırıcı bırakacağım Kralı sallayalım. Kral oradan içeriye girsin. Keşke bir tane daha duvar kırıcı mı olsa. Kraliçeyi biraz daha derinlere sokardık ama tamam. Şimdi madencileri sallıyorum ki kraliçenin sağ tarafa giden yolunu kapatsınlar. Kraliçe direkt sol taraftan ilerlesin. Kral sağ tarafı bıraksın. Hibrit de merkeze doğru yol alsın. Aynen bundan bahsediyorum. Çok güzel gözüküyor. Bir tane büyücü sallayalım kralın ardından. Böyle girişte bir iyileştirme büyüsü neden olmasın. Kraliçeyi de bir tane öfke atalım agresifinden. Bir an önce üçleyelim bir sonraki saldırıya geçelim istiyor. Gayet güzel. İki tane dondurmamız var. Belediye binasını dondurabiliriz. Yani dedim ya köy öyle olduğu için hiç sıkıntı çıkmayacak. Ganimetin peşindeyim arkadaşlar. Bastım koruyucunun da özelliğini. Rakip kralı görür görmez aklıma şu geldi. Ya neden kelle avcısı atmadım? Neden kelle avcısı yok ordumda? Daha kara kışlayı basmadık arkadaşlar. Yeni geçiş yaptığımız için elimizde kelle avcısı yok bile yani. Yani o yüzden merak edenler varsa onu da o şekilde açıklamış olalım. Yeni geçiş yaptık. Daha çok işimiz var bu hesapta. Yani balon, hibrit öfke atmaya bayılırım. Zehri dağıt elimizde kalmasın. Derler ve giderler çatır çutur hemşerim. Hemen vakit kaybetmeden e, güzel bir köy bulup sıradaki saldırıya geçmek istiyorum. Pekala efendim. İnanır mısınız? Yani dakikalardır köy arıyorum. Arkadaş belediye binası 12 köy çıkmıyor ya. İnanılır gibi değil. En azından burada 3 tane cehennem kulesi, teklide ve max. Kartal topunu falan da maxlamış. Bari buraya saldıralım. Ganimeti de fena değil. İksir ve özellikle kara iksir açısından. Bir bakalım şimdi. Klan kalesinin amblemi var. İçinin dolu olma ihtimali söz konusu. Kraliçe de alt tarafta. Şuradan içeriye bir yürüyüş gerçekleştirebiliriz. Önden bir tane öfke atacağım. Hemen ardından kraliçe ve şifacılarımı sallıyorum ki. Rakip kraliçe bizim canımızı sıkmasın. Şöyle şurada bir tane sinsi goblin bırakacağım. Abi! bak öfkeyi şifacıların dışında bıraktık yapma be. He. Babayın kemiğine tükürsünler. X'i karaya bakıyormuş. Hiç dikkat etmedim. Ben ne diyorum? Ne vuruyor buna bu kadar? Kraliçe ile bir oldular. Benim kraliçeyi katlettiler arkadaşım. Sıkıntı yok. Hemen ikinci süper duvar kırıcıyı de kullanıyorum. Kraliçeye bir öfke atacağım. Hiç şakaya gelmez. Vallahi üçleyemeyiz köyü. Tamam bir tane veya iki tane hava savunmasını da kaybettik. Dert değil. Kraliçe ne tarafa doğru niyetlisin? Sağ tarafa doğru gidecek öyle mi? E, tamam o zaman çok da hoşuma gitmedi ama şuradan kralı ve uçan kışlıyı bırakacağım. Şuraya bir dondurma büyüsü. Şuradan içeriye doğru da hibriti sallayacağım. Hemen ardından koruyucu. Tekli cehennem kulesini bir kere daha donduracağım. Kraliçe orada ölecek ama e, gider ayak ne ne alsa kardır yani. O kafadayım şu anda. Bir girişe doğru bir iyileştirme büyüsü atacağım hibrit için. Evet kraliçeyi yapabileceğim hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Öfke büyüsünü de merkezde kullanacağım. Eğer şifacılarım hayatta kalırsa gayet güzel gözüküyor. Balonlarımı saklayacağım. Ulan kralı da mı öldürdü? Tekli cehennem kulesinin yaptığı işe bak ya. Koruyucu ne yapıyorsun? Koruyucu ne yapıyorsun? Allah sen bana bir anlatsana. Koruyucu sen ne yapıyorsun? Allah aşkına bana bir anlat ya. Bu koruyucuyu önce Allah'a sonra da siz kıymetli izleyicilerimize e, havale ediyorum arkadaşlar. Yani böyle bir terbiyesizlik ben daha önce ömrü hayatımda görmedim. Bak kaç yıldır bu oyunu oynuyorum. Defalarca satış koydu bana eyvallah. Ama böylesini görmemiştim be kardeşim. Bu nedir ya? Yani bu seviyesi düşük diye aklı da mı çalışmıyor? Benim bildiğim. Bildiğim ne varsa hepsini unuttum abi bu saldırıyla beraber. <laughs> yani var ya. Şimdi bir bakıyorum da XY'ları falan da maxmiş. Karaya bakıyormuş. Tamam hibrit zor olacaktı. Eyvallah. Ona diyecek lafım yok. Savunmalar iyiydi. 20, 20 asker eksik oynuyoruz. Yerolarımız düşük. Eyvallah. Ama koruyucunun yaptığı da kabul edilebilir gibi değil. Hani orduyu takip etse basardım özelliğine. Merkezde bir öfke en azından binayı alır. iki yıldızı kurtarırdı. Evet. Koruyucu. Bu attığın keleği unutursam. Bana da kan kırır demesinler. Bundan sonra sana hiç güvenmeyeceğim. Diyorum. Ve bir tane daha saldırıya gidiyoruz. Bunun acısını çıkartmamız lazım. Devam. Evet arkadaşlar bakınız özellikle göstermek istiyorum. Arıyorum 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 ya. Bir tane belediye binası 12 köy çıkmaz mı? Şuraya bir bakar mısınız ya? Oyun mu bozuldu? Yoksa beni hala da belediye binası 11 olarak mı gözüküyor? Ya kupam o kadar da düşük değil. Kaç kupadayız? Dikkat etmedim ama şuraya bak abi. <laughs> Vallahi bir video çekeyim dedim. Ağzımdan burnumdan geldi ya. Ya şuraya bir bakar mısın? Neyse buraya saldıralım. Güzel ganimet var. Zaten son savaşımız. Bu arada videonun başlığı da belli arkadaşlar. Videonun başlığı şu. Kariyerimde böyle bir satış görmedim. Yani Clash of Clans kariyerimde karşıma çıkan en büyük, en adi, en hain koruyucu satışı oldu bu yani. Evet. Düşüncelerinizi bekliyorum yorumlarda. Şuradan bir bebek ejder atalım. Kraliçe umarım sağ tarafa doğru mail edecektir. Bir tane mayın eşiği atalım. Güdümlü falan varsa şifacı kaybetmek istemiyorum. Gayet güzel. Hatta var ya buradan uçan kışlarla kırıldı bırakayım da geç olmadan koridor daralsın. Böyle koruyucu tanklanmış durumda süper duvar kırıcıyı çalıştırabiliriz. Gayet güzel. Gayet güzel. İkinci süper duvar kırıcıyı kral için şu noktada kullanacağım. Aslında hava savunmasına doğru atmaya çalıştım ama kesişim noktasında çalışmadı. Dert değil. Kışla da indiği anda madencileri de devreye sokuyorum. Hemen ardından koruyucu koruyucu bak. Bir kere yaptın ikincisini kaldırmaz bünyem ha. Ona göre jandarmayı ararım. Kolluk kuvvetlerine haber veririm. Ortalık karışır. Şu kraliçeye bir tane de öfke atalım. XI'ları çok vurmaya başladı. Klan kalesindeki binicilerle beraber koruyucunun özelliğini de basacağım. Hatta ve hatta kraliçemi bile koruyucunun özelliğiyle korumuş oldum. Merkezde bir öfke. Yapıştır gelsin. Gayet güzel. Şurada bir tane de iyileştirme büyüsü atmak istiyorum. Gelsin. Dondur, dondur. Aynen rahat bir savaş oldu. Ee, hem savunmaları max değildi hem de düşük seviye bina olduğu için zaten askerlerimizin tam olmasına da gerek yok. Ezdiler, geçtiler yani. Evet aklım hala daha az önceki savaşta hemşerim Böyle bir şey olamaz yani. Kabul etmiyorum. Koruyucunun ne olursa olsun ana askerleri takip etmesi gerekiyor. Hani bazen istediğiniz birlikleri değil de farklı bir yerdeki birlikleri takip ediyor. Ona da eyvallah ama az önceki saldırıda hiçbir şeyi takip etmedi ya. Yani resmen kendisini golem sandı başladı savunmaları vurmaya. Derler ve giderler. Yeni ordumuzu da eğitelim ve videoyu da yavaştan sonlandıralım istiyorum. 16 saat sonra Cehennem Kulesi'nin yükseltmesi tamamlanacak. E, o vakit geldiğinde artık bir yükseltme yaparız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve dur bakayım şurada bir şey var mı? Yok. Hoşçakalın. Bay bay.